Kanalıma hoş geldiniz. Kanalın içinde herkese selam. Xiaomi Mi A7. Arka kapak nasıl sökülüyor onu sizinle paylaşacağım. Şu görmüş olduğunuz Xiaomi Mi A7 arka kapağını sökeceğiz. Arka kapağı sökmek için acele etmemeniz lazım. Dikkatli bir şekilde cihazınızı inceleyin. Cihazı nasıl sökebilirim? İnternette birkaç tane araştırma yaptıktan sonra ondan sonra açmaya çalışın. Çünkü kimi araştırmadan direkt paldır küldür açmaya çalışıyor ve cihazı haşat ediyor. Buna lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim telefonunuz açılmıyordur. Ben bunu açayım. Acaba bataryası mı çıkmış? Ekran soketi mi kopmuş? Yani ben bunu merak ediyorum açıkçası. Bunu açmak istiyorum ama açamıyorum. Ne yapmam gerekir diyorsanız ilk önce bir araştırma yapmanız gerekiyor. Cihazı sökmeden önce SIM aparatı çıkarmanız gerekiyor. SIM aparatı çıkarmak için kendi iğneleri kullanmanız gerekir. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için SIM sağa zarar vermiyor. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Evet, şöyle SIM yuvasını çıkardık. Altta bulunan iki tane cıvatamız var. O cıvataları iPhone'un sökmüş olduğumuz tornavidana, altta da iki tane cıvata var iPhone'un. O da aynı tornavidayla açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, şöyle tornavidaya biraz mıknatıs sürün. Çünkü bazı cıvatalar sökülüyor ama yerinde çıkmıyor. Şöyle mıknatıs yardımıyla. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen mıknatısı da yapıştırıyorum. Hemen açıyorum. Tornavidayı fazla bastırmıyoruz. Çünkü fazla bastırdığınız zaman tornavidanız cıvatayı yalama edebilir. Şöyle birinci cıvatayı çıkardık. Hemen ikinci cıvatayı açmak için. Evet, biraz gevşedi. Şöyle mıknatıs yardımıyla şöyle çıkarabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi acele etmiyoruz. Şöyle ikinci cıvatamızı da çıkardık. Şöyle hemen ekrana göstereyim. Gördüğünüz gibi her iki cıvatayı da çıkardık. Evet, SIM yuvası da çıkarmıştık. Evet, gelelim ekrana. Ekranı nasıl çıkaracağız? Çünkü arka kapak gömmeli olduğu için ince bir aparat kullanmanız gerekir. Şöyle hemen alttan şu çizgiden dikkatli bir şekilde aralayarak evet, Xiaomi Mi A7 arka kapağı bu şekilde sökebiliyorsunuz. Evet, burada power tuşu, ses kısmı ve artı tuşun filmi var. Bu da filmi olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim aparatı buradan açmaya çalıştınız. Hemen orada film kopabilir ya da zedelenebilir. Lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Ha, eğer ki elinizde gelmiyorsa bunu lütfen yapmayın. Çünkü cihazınıza zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Ya İzzet Bey, elimde geliyor. Elimde takım taklavatım da var. Ben bunu açmak istiyorum. Merak ediyorum. Açabilirsiniz ama dediğim gibi hani merak iyi bir şeydir. Çünkü merak edip de telefonunuza zarar verebilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Evet, gördüğünüz gibi arka kapağı çıkardık. Hemen cihazı biraz incelemek için ekrana göstereyim. Diyelim batarya soketi çıkmış ya da şarj soketinin üzerindeki filmler yerinde çıkmış ya da şebeke kablosunun çıkmış. Bunları inceleyebiliyorsunuz ya da kamerada bir toz var, onu temizlemek için bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi A7 bu şekilde arka kapağı çıkarabilirsiniz. Evet, tekrar takmak için hemen gösteriyorum. İlk önce üst tarafını takıyorsunuz. Şöyle. Bu tam oturması gerekiyor. Yalnız arka kapağı yerine takarken power tuşu, ses kısmı, artı tuşu film olduğu için hemen ekrana gösteriyorum. Bu zararı görebilir. Lütfen buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen takıyorum yerine. Şöyle tam çizgide oturması gerekiyor. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi tam yerine oturur. Xiaomi Mi A7
Bu şekilde arka kapağını sökebilirsiniz. Hemen sim kartı aparatı da yerlerine takıyorum. Evet, bu modelimiz çift sim kartı kullanmakta ve hafıza kartı takılmıyor bu modele. Evet, sim kartı takmak için şu çip tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyorsunuz. Değerli Kazgın Edişim takipçileri. Şöyle yerine taktım. Hemen altta bulunan iki tane cıvatamızı da yerine takıyoruz. Hemen ikinci cıvatamızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi arka kapağı bu şekilde sökebilirsiniz. En azından bataryanın filmi kopmuş olabilir ya da ekranın soketi kopmuş olabilir. En azından şebeke kablosunu çıkmış olabilir. Bu şekilde görüntüleyebilir. Bir arıza varsa giderebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.